Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, ben size akut pankreatit ve radyolojiden bahsedeceğim. Bu sunumun amacı katılımcıların akut pankreatit ve radyolojinin yerini bilmesi ve gelişebilecek akut pankreatit komplikasyonlarında girişimsel radyolojinin yerini bilmesidir. Akut pankreatit tanısında ilk tanı anında radyolojinin rolü kısıtlıdır. Genellikle klinik artı laboratuvar yeterlidir. Tanı kriteri olarak klinik artı laboratuvar artı radyoloji parametrelerinin üçünden ikisinin pozitif olması yeterlidir. Klinik olarak tipik ağrının olması ve buna ek olarak laboratuvarda amilaz lipaz yüksekliği gibi bazı parametrelerin olması genellikle çoğu hastada tanıyı koydurur. Ama bazen tipik radyolojik bulguların olması, yani özellikle BT'de tanımlanan kesine yakın pankreatit bulguların olması da tanı için yeterlidir. Bu üçünden ikisinin pozitif olması akut pankreatit tanısına götürmektedir. Peki radyolojinin esas rolü nedir? Çoğunlukla tanı koyulduktan sonra radyolojik yöntemler devreye giriyor. Örneğin etkenin sorgulanması açısından görüntüleme ihtiyaç vardır. Safra taşları, koledok taşları ya da intrahepatik safra yollarında dilatasyon ya da hastanın yaşı örneğin 40'ı geçmişse bir pankreas SA var mı? Bunu araştırmak için görüntülemeye ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra bazen klinik laboratuvar bulguları şüpheli olabilir. O zaman tanıyı doğrulamak açısından görüntülemeye ihtiyaç olabilir. Bir diğer ihtiyaç hastalığın şiddetini belirlemede olabilir. Özellikle BT ve bazen de MR bu konuda oldukça değerli bilgiler verebilir. BT'de şiddetini belirleyen bir sınıflamamız var. Ve bir de hastalığın tedaviye yanıtını değerlendirmek için de görüntülemeye ihtiyaç olabilir. Yöntemlere tek tek bakacak olursak ilk olarak ultrason akla geliyor. Akut pankreatit tanısı almış bütün hastalarda istisnasız ultrason önerilmektedir. Aslında ultrason ilk tanı anında iyi bir yüksek oranda tanıyı sağlayan bir yöntem değildir. Doğruluğu olan bir yöntem değildir. Fakat etiyolojinin aydınlatılması açısından akut pankreatit tanısı almışsa bir hasta örneğin safra taşlarını gayet iyi gösterir. Koledok ya da intrahepatik safra yollarında dilatasyon varsa bunu gösterebilir. Ya da pankreas SA'yı gösterebilir. Bunları aydınlatmak için ultrason yapılabilir. Bunun haricinde pankreatite bağlı gelişen komplikasyonlar olduğunda da yine ultrasonla görmemiz mümkün. Tabi ultrasonun kısıtlamaları da var. Bunlar arasında ünlü gaz sorunu. Normal hastalarda bile, herhangi bir sorun olmayan hastalarda bile pankreasın kuyruk kısmını ultrasonla görmek çok zor olabiliyor. Çünkü bağırsak gazın arkasında kalıyor. Bu hastalarda bir de inflamasyon eklendiği için gaz daha fazla artıyor ve bazen pankreasın hiçbir kısmı görülemez hale gelebiliyor. Yine ultrasonun bu akut pankreatitte bir kısıtlaması daha var. Bu da nekroz. Nekrotizan pankreatitlerde gelişen nekroz bazen hatta çoğunlukla normal pankreastan ayrılamıyor. Çünkü nekrotik alanın ekojenitesi ile pankreasın ekojenitesi tamamen aynı olabiliyor. Akut pankreatitte en değerli yöntem bilgisayarlı tomografidir. Özellikle kontrastlı olarak çekildiğinde %90 duyarlılık ve özgürlüğe sahiptir. Ve hastalığın şiddetini göstermede çok etkilidir. Evrelemede kullanılabilir. Peki bütün hastalara yapılmalı mıdır? Hayır. Rutin olarak yapılması önerilmiyor BT'nin. Sadece özel vakalarda, tedaviye dirençli olanlarda ya da komplikasyon geliştiğinde önerilen bir yöntem. Neler görülebilir? Tomografiyle baktığımızda pankreastaki ödemi görebiliyoruz. Bu fokal olabilir ya da difüz olabilir. Her halükarda görülüyor ve pankreas çevresindeki yağ dokuda gelişen çizgilenmeleri de görebiliyoruz. Yine sıvı lokülasyonları olduğu zaman BT ile çok net görülebiliyor. Bunlar geç dönemde pseudokist de olabiliyor. Ya da nekrotik alanlar varsa nekrotik alanları da BT ile tanımlayabiliyoruz.
Ama BT'nin kendince kısıtlamaları var. Örneğin hasta ciddi miktarda radyasyon alıyor bu işlemden dolayı. Ve böbrek fonksiyonu kısıtlı bir hastaysa o zaman BT yerine belki MR'ı tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü MR kontrast ajanları BT kontrast ajanları kadar böbrek üzerine toksik etkili değil. Yine iyot alerjisi olan bir hastaysa o zaman BT'yi düşünmemek lazım. MR'a yönlendirmekte fayda var. BT ile hastalığın şiddetini gösterebiliyoruz demiştik. Bir sınıflama var. Evre A'dan evre E'ye kadar olan bir sınıflama. Bu sınıflamada evre A pankreatit normal görünümü pankreatitte BT ile baktığımızda pankreası tamamen normal görüyoruz. Eğer evre B olmuşsa fokal ya da difüz olarak pankreasın boyutunda artış vardır ama başka bir bulgu görünmez. Evre C pankreatit tanımlanmışsa o zaman peripankreatik yağ dokuda çizgilenmeler görülüyordur. Evre D pankreatitte ise buna ek olarak bir tane sıvı lokülasyonu görülebilir. Ve evre E pankreatitte çok sayıda sıvı lokülasyonu görülmektedir. Buna bağlı bir BT şiddet indeksi oluşturulmuştur. Bu indekse göre demin saydığımız evrelere puan veriliyor. Bunun haricinde bir de nekroza göre ek puanlar ekleniyor nekrozun yüzdesine göre ve sonuç olarak birden 10'a kadar olan bir BT şiddet indeksi oluşturulabiliyor. Revize Atlanta klasifikasyonu var akut pankreatit için. Burada amaç hastalığın klinik seyrini ve şiddetini belirlemek. Hastalık interstisyel ödematöz mü yoksa nekrodizen pankreatit mi bunu belirlemek. Erken fazla mı geç fazla mıdır? Yine bu konuda bilgi sahibi olmak ve sistemik inflamatuar cevap sendromu ya da multi sistem organ yetmezliği gelişmiş midir? Bunu ortaya koymaktır. Burada radyolojinin rolü bir iki maddede geçerli. Örneğin hastalığın şiddetini belirlemek için özellikle BT ya da bazen MR kullanılabiliyor. Yine interstisyal ödematöz tip midir yoksa nekrotizan pankreatit midir? Bunu belirlemek için de yine radyolojiye ihtiyaç var. Akut pankreatitlerde koleksiyonlar gelişebiliyor. Koleksiyonlarda kritik değer 4 hafta. 4 haftadan önce ortaya çıkan koleksiyonlara akut koleksiyon diyoruz. Ve akut koleksiyonları iki gruba ayırıyoruz. Akut peripankreatik sıvı koleksiyonları ve akut nekrotik koleksiyonlar olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. 4 haftadan sonra bu koleksiyonlar bir duvar kazanıyorlar ve o zaman pseudokült ya da duvarlı nekroz adı veriliyor. Eskiden pankreas çevresinde işte bu lokülasyonlar enfekte olduğunda apse terimi kullanılıyordu. Revize Atlanta kriterlerinde artık o terimin kullanılmadığı, işte enfekte, duvarlı nekroz gibi terimlerin kullanıldığı belirtiliyor. Burada BT olgularına birkaç örnek göstermek istiyorum. Evre B pankreatite ait bir örnek, aksiyal BT. Pankreasın özellikle kuyruk kısmında bir aslında difüz olarak var ama kuyruk kısmında daha fazla olan bir boyut artışı var ve ekstra bir bulgu yok. Bu evre B pankreatite bir örnek. Koronal BT'de ise peripankreatik alanda yağ dokuda bir bulutsu görünüm ve çizgilenme var. Yine pankreas boyutu artmış. Evre C pankreatit de bir örnek. Evre D pankreatitte ise buna ek olarak bir sıvı lokülasyon ekleniyor. O zaman evre D diyoruz. Ve eğer bundan daha fazla sıvı varsa, çoklu sıvı varsa pankreatit sonrası evre E pankreatit diyoruz. Manyetik rezonans görüntülemede aslında BT ile kıyaslanabilecek kadar çok bilgi veren bir yöntem. Oldukça değerli bilgiler verebiliyor. Ve bir avantajı da MRCP aynı zamanda yapıyor olabilmemiz. Safra yollarını görüntüleyebiliyoruz. Özellikle koledoktaki taşlar varsa bunlar da görüntülenebiliyor. Ve bir ekstrası da Virsum kanalını daha detaylı gösterebiliyor. Virsum kanalında bir perforasyon varsa ya da kesinti varsa o zaman MR ile göstermek daha kolay oluyor. Böbrek fonksiyonu kısıtlı olan hastalar, iyot alerjisi olan hastalar BT'den ziyade MR'a kaydırılmalıdır. Eğer hastaya hiç kontrast verilemeyecekse, böbrekleri buna müsaade etmiyorsa, kreatinin değerleri, o zaman kontrastsız yapılan MR'da da nekroz ve işte koleksiyonlar gibi bazı bilgiler elde edilebiliyor.
BT ile bu pek mümkün olmuyor. Yalnız MR'ın bazı kısıtlamaları var. Tabii her hasta MR'a giremiyor. Örneğin kalp pili varsa giremiyor. Ya da kapalı yer korkusu varsa olmuyor bu. Bir de süresi uzun. Özellikle hastanın ağrısı varsa o kadar uzun süre MR içerisinde hareketsiz duramıyor. Ve nefes tutması da pek mümkün olmadığından bu sefer görüntüler pek tanısal olmuyor. Bu koronal planda bir MRCP görüntüsü, MR kolangiyopankreatografi. Koledok içerisindeki taş rahatlıkla görülebiliyor. Girişimsel radyolojinin rolu pankreatit komplikasyonları geliştiğinde iki gruba ayrılıyor. Birincisi aspirasyon, diğeri drenaj. Aspirasyon eğer bir lokülasyon enfekte oldu diye şüpheye düşüyorsak gerekir. Yani bunu drene etmeli miyiz, tedavi etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Kolay bir işlem. Eğer enfekte olmuşsa bu sefer drenaj gerekiyor. Hem BT hem ultrasonla ultrasonun kılavuzunda yapılabilen bir işlem. Derin lezyonsa ya da hasta şişmansa o zaman BT'yi tercih etmekte fayda var. Ama yüzeyel lezyonlarda ve geniş lezyonlarda ultrason kılavuzluğunda yapılabilen bir işlem. Koleksiyonlar akut pankreatitli hastaların %40'ında gelişiyor, akut sıvı koleksiyonları. Ve bunların hemen hemen yarısı spontan olarak geriliyor. Dolayısıyla bunlara dokunmamakta fayda var radyolojik olarak da. Daha sonra bunlar kaldıkça pseudokiste dönüşebilir, enfekte olabilirler ya da hemoraji eklenebilir. Eğer enfekte olurlarsa ya da herhangi bir klinik semptoma, örneğin obstrüksiyona yol açarlarsa o zaman dren edilmelerinde fayda var. Bu sıvılardan pseudokistler 4 hafta sonra, akut başlangıçtan 4 hafta sonra ortaya çıkıyorlar. Genellikle steriller ve %40'ına hiç dokunmaya gerek yok. Bunlar kendiliğinden rezolüsyona vuruyorlar. Bir duvar gelişiyor 4 hafta sonra ve enfekte olup olmadıkları önemli olan. Enfekte olursa eğer drenaj gerekir. Bunun yanı sıra enfekte olmuş bir pseudokiste eğer tedavi etmeye karar verdiysek genellikle %80-90 oranında başarıya ulaşılıyor. Fakat enfekte olmadan eğer herhangi bir örneğin obstrüksiyona bağlı olarak drenaj yaptıysak o zaman biz taktığımız kateterden dolayı kendimiz enfeksiyona yol açabiliyoruz. Bu da %8 oranında görülüyor. Duvarlı nekrozlar da yine 4 hafta sonra, akut nekrozların 4 hafta sonra görülen hali ve kendini sınırlıyor. Bir sınırlanmış bir nekrotik alan olarak görülüyor. Pankreasın içinde de olabilirler bunlar, dışında da olabiliyorlar. Ve enfekte oldukları zaman drenaj yapılmasında fayda var. Son olarak komplikasyonlardan hemorajiden bahsetmek istiyorum. Enzimatik aktiviteye bağlı olarak damar duvarlarında erozyona sebebiyet veren pankreatik enzimler damarda rüptüre ya da pseudoanevrizmaya sebebiyet verebilir. Pseudokistin içinde kanayabilir ya da işte enfekte bir koleksiyonun içerisinde kanayabilir. Böyle durumlarda selektif anjiyografi yapmak ve bu sırada da embolizasyon yapmak yeterlidir. Teşekkür ediyorum.